Arkadaşlar selamlar. Yeni bir teknoloji ve kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Bu videoda ev içi çekimlerinizde rahat bir şekilde kullanabileceğiniz ve benim de ilk kez deneyimleyeceğim LED ışığın kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Bu elimde görmüş olduğunuz LED ışık internette 10 inç boyutlarında ve 2 metre tripod yüksekliğiyle satılan herhangi bir LED ışık. Ben bunu Trendyol üzerinden aldım. Açıklamalar kısmında ürünün linkini bırakacağım. Videoya geçmeden önce aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Ayrıca kanalımda bir çekiliş düzenliyorum. Yine yukarıda çıkacak olan kartlardan ya da açıklama kısmından çekiliş detaylarına bakabilirsiniz. Tam olarak şu ürünü şanslı bir kişiye hediye edeceğim. Tamamen ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Bol şanslar diliyorum. Bildiğiniz üzere daha önce videolarımı izleyenler ya da şu an kanalıma gidip diğer eski videolarımı izleyenler masa başında çekmiş olduğum videolarda kendi yapmış olduğum bir softbox kullanıyorum. Hemen onu da göstermek isterim. Şöyle bir kendi yapmış olduğum, tam burası mukavva, burası işte ön tarafı yağlı kağıt ve elektrik kablosu. İçerisinde bir adet ampulün olduğu bir softbox. Şöyle kendim tutma ayakları falan da yapmıştım. Şimdi bu ürün masa başı çekimlerinde bana yeterli oluyor. Köşeye koyuyorum kameranın yanından bana bakarak. Yakın planlarda fayda sağlıyor ama zaman zaman çok parlıyor. Zaman zaman kartondan dolayı tam yerinde durmuyor, düşüyor vesaire sorunlar olabiliyor. Bir tık daha hani profesyonelleştirmek adına ve çekimlerin daha iyi hale gelmesi adına böyle bir tripodlu ışık almak istedim. Bu da yine Efsane Kasım indirimlerinde benim 95 TL'ye aldığım bir ürün. Şu an ürünün ekranı açık. Fiyatı 118 TL olmuş arkadaşlar. Kargolaması tabii herkesin bildiği üzere, ürünün yorumlarında da göreceğiniz üzere geç bir şekilde oluyor. Yani verdiğiniz sipariş hemen ertesi gün kargoya verilmiyor. Biraz gecikmeli geliyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün gibi bir süre içerisinde geldi. Onun haricinde almış olduğum ürün Wonderlust diye geçiyor. Genel adı ama Ring Light diye geçiyor. Bir de 10 inç. Evet, gelelim şimdi artık kargomuzu açalım. Hemen şuradan zarar vermeden. Şimdi ben oda çekimlerinde bu odayı kullanırken tepede bir tane ampul var. Bir tane de softbox kullanıyorum. Ama ışıkların gücü zayıf. Yani LED ampul olduğu için videolarda da görüyorsunuzdur. Belki fark ediyorsunuzdur. Biraz karanlık çıkabiliyor. Belki bu ışık biraz daha bana fayda sağlayacaktır. Kargolama fena değil. Yani şu ring light kırılmadıysa problem yok. Kutudan şu şekilde çıkıyor. 10 inç boyut. Arkasındaydı arkadaşlar, 26 santime denk geliyor. Yani çap olarak 26 santim. Ben bunu telefonla ve kamerayla kullanacağım. Özellikle bakalım Canon EOS M50 kullanıyorum çekimlerde. Bakalım onun etrafını koyarak çekim yapacağım. İnşallah güzel bir etki ve sonuç alacağım diye düşünüyorum. Şöyle hemen hızlıca poşetinden çıkaracağım kutusundan. Şurada ürünler var, düşmesin. Kutuda başka bir şey yok. Hemen neler çıkıyor ona bakalım. Şöyle bir tane telefon tutucu çıkıyor. Şöyle yakından göstereyim. Şurası açılabiliyor. Burayı açınca şöyle yukarı aşağı dik ya da yatay çekmek için çevirebiliyorsunuz. Daha sonrasında sıkabiliyorsunuz. Yine bir adet şöyle bir başlığımız var. Bu da yine şuradan herhalde boşaltınca, evet, yön vermek için şöyle tamamen yatay da olabiliyor. Onun haricinde de asıl ürünümüz çıkıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir adet telefon tutacağını koymamız için şöyle yer var. Arkasında belki asmak için bir delik var. Şuradan. Ve USB kablosu var. Buradan ayarlanabilir şekilde artı eksi açma kapama ve modlarını değiştirmek için. Kutusundan USB kablo olarak çıkıyor. Sadece bilgisayarı mı takarak çalıştırabiliyoruz diye sordum. Ya da USB kablonun başına bir şarj adaptörü takarsanız direkt elektrikten de çalıştırabiliyormuşuz. Onu da deneyeceğiz. Şu an bilgisayara takıyorum. Hemen çalışıp çalışmadığını da birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Evet, bilgisayara takınca şuranın ışığı yandı. Mavi ışık yanıyor şu an burada. Bakalım, hemen basıyorum. Birlikte görüyoruz. Evet, sarı ışık yanıyor.
Şöyle mesela hemen direkt kameranın karşısına koyduğum zaman şöyle. Bakın şu an yanıyor, kapatacağım. Evet, gördüğünüz gibi bayağı etki ediyor. Direkt fark etti valla. Tekrar açıyorum. Kapatıyorum. Açtım. Rengi değiştiriyorum. Beyaz, sarı ve gün ışığı. Şiddeti ayarlanabiliyor. Şu an en yüksek. Şu an en düşükte kaç kademe bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 kademe. Kapatıyorum. Oradan da siz görebileceksiniz. Gördüğünüz gibi bayağı fark ediyor. Gerçekten güzel. Şimdi hemen tripodumuza bakalım. O gerçekten tutar tutmaz anlaşılıyor. Demir, sağlam bir ürün gibi duruyor. Yani fiyatına göre makul ürünler bunlar. Evet, şöyle bakacak olursak şurada alt ayakları açmak için bir vidamız var. Evet, gördüğünüz gibi kolay bir şekilde hem geniş bir şekilde ayağını tutabilirsiniz hem dar şekilde alanınıza göre. Bakın mesela şu an bir zigon sehpanın üzerinde bile durabiliyor. Ya da daha da genişleterek yerde sağlam bir şekilde durmasını da sağlayabiliyoruz. Boyu 2,1 metre olarak geçiyor. Yani gayet makul bir uzunluk. Hemen yani şöyle şuradan da seviyelerine bakalım hep birlikte. Bakın şu sadece birinci demir açtım. Birinci demir. Bu da 2. Ekrana bile sığmadı. Şöyle en arkaya geçiyorum. Evet. Gayet yeterli. Hemen şöyle indiriyorum. Şimdi şurada bir siyah tıpa var. Onu bir çıkarıyorum. Evet. Gerçekten ince işçilikleri de güzel. Yani demir de gayet sağlam. Bak şu an güç kuvvet falan uyguluyorum ama gayet iyi. Öncelikle şu tıpayı ring light'ımızın şöyle altına bu şekilde sabitliyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar sıkı olursa o kadar iyi. Buradan da yine şu aparatımızı çevirerek montajını yapabiliriz. Gayet kolay arkadaşlar. Herkes, ilk kez yapanlar bile kolaylıkla yapabilir. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik bir şekilde kurulumunu yaptık. Dediğim gibi istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Örneğin şöyle tepe çekimlerinde de yapabiliyoruz. Ya da şurada bir boşluk var. Bu boşluğa denk getirsek de tamamen dik açıyla da kullanabiliyoruz. Hemen tekrar bilgisayar kasasından elektrik vererek hızlıca deniyorum. Işığı yakıyorum. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Şu üçüncü olan hem sarı hem beyazın olduğu çok güzel. Böyle deneyimleyebiliriz. Şu an softbox'ı da kapatıyorum. Şimdi şu an sadece ring light ve oda ışığı açık. Şu an sadece ring light açık arkadaşlar. Sarı beyaz olan, sadece beyaz olan, sadece sarı ve sarı beyaz. Beyaz, sarı, sarı beyaz olan. Oda ışığını açıyorum. Şu an oda ışığı ve ring light açık. Gerçekten kullanışlı arkadaşlar. Hemen bakın örneğin. Şöyle. Dilediğiniz gibi kaldırabilirsiniz. Ya da örneğin kadrajdan çıkarıp şurayı aşağı eğebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Yani ürünün kontrolü tamamen sizde oluyor. Gerçekten başarılı. Bakın kapattım şu an. Kamera netliği ayarlasın. Açıyorum. Gördüğünüz gibi. Fark ortadadır diye düşünüyorum. Sarı, sarı beyaz, beyaz, sarı, sarı beyaz. Ben bunu kamera çekimlerinde bu şekilde kullanacağım. Dilerseniz bir de telefonla olan bölümüne bakalım. Çünkü telefon tutacağı da var. Şimdi telefon deneyim bölümüne geçelim. Telefon elimde. Ben de
Xiaomi Mi 6 var. Bu yaklaşık 5-5,5 inç civarında bir telefon. Şu metal bölüm gerçekten sert. Yani şekil verebiliyorsunuz ama sert, yani kırılma gibi durum yok. Şurası da yön değiştirebiliyor. Yani dikey, yatay, o anki çekimlerinize göre şekillendirebilirsiniz. Ben tabii YouTube videosu çektiğim için yatay bir şekilde çekim yapacağım. Bir tarafı oynuyor. Yani büyük bir telefon varsa genişliği bayağı büyük. Yani 6 inçe kadar falan rahatlıkla telefon sığabilir diye düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi telefonu koydum. Gayet sağlam. Gördüğünüz gibi şurada bir deliğimiz var. Burayı deliğe denk getirip çeviriyoruz. İçinde tamamen dönebiliyor. Çarpmıyor. Birazdan telefon görüntüsünü koyacağım arkadaşlar. Evet, şu an görüntüyü Xiaomi cep telefonunun ön kamerasından alıyorsunuz. Evet, şu an ışığı açıyorum. Işığı açtım. Şu an sarı beyaz diye söylediğim ışık yanıyor. Beyaza geçtik. Ve bunları hep en yüksek seviyede deniyorum şu an. Sarıya geçtik. Sarı beyaz. Kapatıyorum. Aradaki farkı görmeniz için. Şu an sadece yandaki softbox ve tepedeki oda ışığı yanıyor. Tekrar açtım. Şiddetini ayarlıyorum. Şu an en kısık. Şiddeti artırıyorum. Artırdım. Şu an en sonda. Gördüğünüz gibi gerçekten gayet başarılı bir ürün. Yani farklarını videoda kendiniz de gördünüz. Ev içinde pratik kullanım için ve sabit çekimlerde ya da bilgisayar başında video çekiyorsanız onlar da gerçekten kullanımı kolaylaştıracak. Ben daha çok şu anki konum itibariyle video çektiğim için bunu da bu şekilde kameranın önüne koyarak ya da şöyle yanına koyarak bu şekilde çekeceğim. Bundan sonraki videolarda elimden geldiğince bu ışığı kullanarak zaten çekeceğim videolarımı. Güzel bir ürün. Şimdi ise elektrik tarafına bakacağız. Şu ana kadar USB'den çalıştırdık. Dediğim gibi firmaya sordum. Şu an adaptörü taktım. Evet, ışığı yandı. Açıyorum ışığımızı. Evet, gördüğünüz gibi elektrikten de çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi geçişleri de rahat bir şekilde yapıyor. Şöyle beyaz, sarı. Bu da gün ışığı diye geçen. Yani sarı beyaz dedim, gün ışığı diye geçen. Bu şekilde kullanarak baktığınız zaman ışık gözünüze parlıyor ama öyle gözünüzü almıyor. Yani böyle bu şekilde bakabilirsiniz. Tabii çok yakın girdiğiniz zaman parlama yapar ama şu şekilde konumlarda rahat diye düşünüyorum şu an için. Ev ortamında gerçekten gayet kullanıma uygun bir ürün. Almak isteyenler gönül rahatlığıyla bence alabilirler. Yani 10 inç boyutundaki herhangi bir bu LED ışık da olabilir. İlla bu marka olarak değil. Ama marka ve ürünü gerçekten tripodu da gayet fiyat performans bakımından mantıklı ve kullanışlı bir ürün. Ürün masa çekimlerinde, dik çekimlerde kullanabilirsiniz. Hatta bu videodan sonra bir tane klavye inceleme videosu yayınlayacağım. Onu da bunun bu sistemi kurarak çekeceğim. Bakalım bu da benim için farklı bir deneyim olacak. Böylece bir videonun daha sonuna gelirken aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizle büyümeye devam ediyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.